Ben Berber Selahattin, varlık. Bolu doğumluyum, 1950 doğumluyum. Mesleğimi Bolu'da öğrendim. Ve o günden bugüne Bolu'da çalışmaktayım. Bu mesleği severek 55 seneden beri. 55 yıldan beri işte severek mesleği icra ediyoruz. Meslek nasıl başladı yani? Babanızın sen şuraya gir, şurada çıraklık yap demesiyle mi, yoksa siz kendiniz bir hevesiniz var? Benim babam kahveciydi. Yakında bir berber vardı. Ona ben çay kahve getirirdim. Getirirken oğlum bu mesleği bırak dedi. Gel seni berber yapayım dedi. O başlayış, o başlayış. 1964 yılında mesleğe başlamış oldum. Ondan sonra işte 70'e kadar mesleği öğrendim. Kalfalık ustalık belgemi aldık. Aldıktan sonra askere gittim. İşte belgelerim de orada. Bu zaman belediye veriyordum belgeyi. Kalfalık belgesini. Ustalığı berberler odası veriyordu yine. Şimdi Milli Eğitim'e bağlandık. Belgeleri Milli Eğitim Müdürlüğü veriyor. Çıraklık Eğitim Okulu. Peki şimdiki zamanlarda eski zamanları özlüyor musunuz? Eski zamanlardaki insanları, tıraş ettiğiniz kişileri. Ya şimdi o jenerasyonla bu jenerasyon çok farklı. Yani eskiler daha farklı. Ama şimdiki gençlerin bütün imkanları var. Bizlerde öyle imkan yoktu. El makinaları vardı. Onlarla bayağı bir uğraşıyorduk yani. Ama şimdi teknoloji ilerledi. Her şey düzgün yani. Peki hiç bıraktınız mı 55 yıldır bir süreçte? Hiç ara verdiniz. Peki sizden sonra buraya kimi devredeceksiniz? Çalıştığım arkadaş var burada. O devralacak. Birini daha buluruz yani. Şey, sorun değil yani. O da başka birini yetiştirecek. O da başka birini yetiştirir. Öyle öyle. Bu tabii, meslek, bu meslek devam. Böyle devam eder gider. Bolu'nun babası olan İzzet Baysal'ı hiç tıraş etme şansınız oldu mu? Valla Turizm Otelcilikte Konumun Deneli Başkanı iken İzzet Baysal amcamız oraya gelmişti. Bu arada tanışmak nasip oldu. Ondan sonra berber olduğumu söyledim. Bir kere tıraş etmek nasip oldu ondan sonra. O da büyük bir... O da Bolu'da büyük bir insan. Bizler de nasip oldu yani. Sağ olsun. Berberler de böyle her müşteriyle sohbet, muhabbet oluyordu. İzzet Baysal da öyle şey bir insan mıydı yani, tıraş olduğu zaman? Tabii, sohbetli bir insandı. Sohbet ederdi. Devamlı nasihat çekerdi bize. Şöyle yap, böyle yap oğlum, evladım. Büyükler böyle. Sağ olsun. 1996 yılında Çıraklık Eğitim Okulu'na hocanın olmadığı yerde öğretmenlik yaptım. Ondan sonra bayağı bir talebe yetiştirdik. Kaç yılında başladınız bu mesleğe? Bu mesleğe 1965 yılında başladım. 65 yani bir 55 senelik evet, bir çalışma. 1965 yılında mesleğe başladım. 70'te askere gittim. 70'ten sonra da bu dükkanı açtım. O gün bugün 50 senedir bu dükkandayım. 50 senedir buradasınız. Evet. Bugüne kadar kaç çırak yetiştirmişsinizdir? Valla sayısını bilmiyorum. Aşağı yukarı. Yetiştirdiğiniz çıraklar Bolu'da. Bolu'da hepsi dükkanları var. Hepsinin dükkanları var Bolu'da. Hepsi zanaat sahibi oldu. Hepsi zanaat sahibi oldu. Meslek sahibi oldu. Şimdi onlar da benim gibi çırakları var, yetiştiriyorlar. Ve hepsi iyi arkadaşlar. Mesleğimiz güzel. Bu meslekten çok güzel ekmek yedik. Çalışan insanlar her zaman mesleğine muvaffak oluyor. Ne zaman bırakmayı düşünüyorsunuz? Valla Allah ömür verirse 75'te bırakacağım.
75'te. Ya şu an yaşımda. Şu anda 72 yaşındayım. 72. 3 yıl sonra inşallah Allah'ını görürse bırakacağım. Yetiştirdiğimiz arkadaş var burada. Ona devredeceğim. O kaç yaşında? 50 yaşında. 50 yaşında kişiye evet. Devredeceksin. Bir de şey varmış galiba. Sümer Mahallesi'nde oturuyormuşsunuz. Her gün oraya yıllardır yürüyerek gidip yürüyerek evet, geliyormuşsunuz. Evet. Böyle bir... Evet. Yürüyerek gider, yürüyerek gelirim. Bunun yanı sıra 1981'de oda başkanlığına aday oldum. Berberler Kuaförler Odası'na. 30 yıl ondan seçildikten sonra oda başkanı olduktan sonra 30 yıl Berberler Kuaförler Odası başkanlığı yaptım. Belediye başkanlarını, kaymakamları, daire müdürlerini hepsi o zaman az berber vardı burada. Biz de iyi sanatkardık. Geliyorlardı sağ olsunlar. Onlarla irtibat kurmak harika bir olay.